Merhaba Capscrew, ben Kaptan Flygon ve Pokemon Ultra Sun, Ultra Moon'un yeni bölümünde tekrardan karşınızdayım. Bu bölüm yeni bir meydan okumaya gitmek istiyorum. Yeni bir teste gitmek istiyorum ada meydan okumamızdaki. O yüzden bölümler arasında bayağı bir vakit geçti ve ben de Pokemon merkezine gittim. Şampiyonluk yolu serisindeki Pokemon'ları almak için. Ve Pokemon'larımızı iyileştirdim, birazcık itemlerini değiştirdim falan. O yüzden bir üzerinden geçelim ne yaptığımızın. Brandon'a Amulet Coin verdim çünkü verecek başka bir itemim yoktu aslında. Arthur'a Expert Belt verdim çünkü 3 farklı türde saldırısı var ve biri Fairy, biri Su türü, biri de Buz türü. Bunlar çoğu şey süper efekti vuran türler. O yüzden Expert Belt'i verdim ki ata süper efekti vurduğu şeylere karşı 1.2 katına çıksın diye. Çağ'a Strusberry hala devam ediyor Çağ'da. Selina'da Normalium Z hala devam ediyor. Mance'a Flying Z'yi verdim çünkü Gust'ı Flying Z ile kullanmak için. PT'ye de Quick Claw'ı verdim. Takımımızı iyileştirdik. Şimdi geçen bölüm kaldığımız yere gidip kimle savaşmıştık? O şeyde Team Skull'ın yeni elemanıyla savaşmıştık. Çok ciddi olanla. Adı neydi onun? Gladion. Gladion'la savaşmıştık. Oraya geri gideceğiz şimdi. Hızlı bir şekilde Tauros'la. Bunun için de birkaç tane potion falan aldım. Bir Lillipup çıktı. Lillipup istemiyoruz. Zaten Scan Tank'imiz var. Brandon'la aslında Lillipup'a vuracak bir şeyim yok. Double Kick var. Evet, Double Kick dedim. Brandon'un birazcık deneyime ihtiyacı var. Brandon'un birazcık deneyim kazanmaya ihtiyacı var. Double Kick 2 vuruşta öldürecek. Bu da bizim için güzel bir günün başlangıcını temsil eder umarım. Gerçi Nuzlocke yapmıyoruz. Keşke Nuzlocke yapsaydım. Bunu defalarca söyledim ama keşke Nuzlocke yapsaydım. Bir sonraki bölümlerde oyunu Nuzlocke'a çevirsem sizin için sıkıntı olur mu? Ama büyük ihtimalle çevirmem. Çünkü hani serinin başladığı gibi devam etmesini istiyorum. Seride bir düzeni sağlamam lazım ya. Çünkü Nuzlocke yapayım, Nuzlocke zorlaşınca bozayım, Nuzlocke'tan vazgeçeceğim tarzı olmasını istemiyorum. O yüzden nasıl başladıysak öyle devam ederiz büyük ihtimalle. Şimdi bu yukarı gideceğim değil mi? Evet. Böyle. Tamam, burada kalmıştık geçen. Şuradan gidelim bu sefer. Orada bir sticker gördüm. Totem sticker'ı. Pikipek. Pikipek'e vuracak bir hareketimiz yok Brandon'la. O yüzden kaçalım. Bakayım, kaya türü bir hareketimiz, evet, yok. Kaçalım Pikipek'ten. Güvenli bir şekilde uzaklaşalım. Çünkü Pikipek bize bir şeyler yapabilir. Biz Pikipek'e hiçbir şey yapamayız. Başka bir... Ripple'in var mı? Ripple'in... Bir Fomantis. Evet, Fomantis yeni jenerasyon Pokemon'u diye biliyorum. Ve Fomantis'i şu an yakalamak istiyorum. Her ne kadar erkek de olsa. Bu Tisserenia evrimleşen şey buydu değil mi? Neyle yakalayabilirim? Manson'a gidebiliriz. Big Austin'ı öldüreceğini zannetmem Manson'dan gelen. Çünkü Manson şu an çok zayıf bir durumda. Furcutter'a gidiyor. Böcek türü bir hareket. Resist ediyoruz Flying türünden dolayı. Ve Gust'a gidelim. Z gücünü kullanmayacağız tabii ki de. Çünkü Fomantis'in ölmesini istemiyoruz. Big Austin'ı öldürmeye yetmedi. Güzel. Yeni gelen Grass türü harekete gidiyor Leaf Age'e. Aha, yardım istedi adamı. Evet, yardım istemen kötü. Umarım kimse gelmez. Kız bir tane geldi. 16. seviye hem de. Evet, yeni geleni yakalayacağım. Diğer Fomantis'ten kurtulalım. Yeni geleni yakalayacağız. Hem 16. seviye. Daha yüksek olması bizim için daha iyi. Gust'a gidelim. 14. seviye olanı öldürmedi. 16. seviye olanı da öldürmez. Kırtiyi saymazsak güzel. Bunda Growth var. Normal poke topuyla yakalayabileceğimize inanıyorum. Netball grass türleri için efektif mi? Değil. Nestball. Normal poke topu yakalayabilir bence Fomantis'i.
Olmadı Great Ball atarız. Poke topunda sorunumuz yok. Bolca poke topumuz var. Evet. Fomantis'i yakaladık. Şimdi ona güzel bir isim bulmam lazım. Tsareya neye dönüşüyordu değil mi? Nelson'u da temizledim bu arada. Tsareya neye dönüşüyordu? Ne koyabiliriz? Bubble Beam. Hayır, hayır. Popplio'nun Bubble Beam'i öğrenmesini istemiyorum. Çünkü Voltorgan var. Gerçekten Kojet istedim. Ama o Kojet öncelikli vuran bir saldırı. O yüzden işimize yarayabilir. Fomantis. Güneş ışığını sever. Güneş ışığına sürekli maruz kaldığında rengarenk bir şekilde büyür. Mantis. Mantis koyalım. Şeydeki Guardians of the Galaxy'deki o böcek şeyin adı. Böceğe benzeyen kadın adı. Mantis. Evet. Geçen gün Infinity War'u ikinci kere izlediğimden dolayı kesinlikle adını Mantis koyabilirim. Evet. Kutuya yollayalım. Tamam, güzel yeni bir Pokemon'umuz oldu. Ve Noivern'ümüz, bebek Noivern'ümüz yine kirlendi her zaman gibi. Hani bu serinin durmadan olan bir şey varsa o da Noivern'ün, bebek Noivern'ün durmadan kirlenmesi. Alıştık artık buna. Bebek Noivern'ün durmadan kirlenmesine alıştık. Umarım büyüyünce o kadar fazla kirlenmez. Burada beriler var. Person berry. Cherry berry. Cherry berry güzel bir isimmiş. Bir cherry berry daha. Aşağıda bir kız vardı sanki. Eğer bu yoldan devam edersen Pokemon merkezine varırsın. Pokemon merkezinin yanında Brooklet Hill var. Bir sonraki testin alanı olan. Bununla savaşmamışız, bu elemanla. Savaşlar Pokemon yetiştirmek için olan en iyi şeydir diyor. Cory. Cory kız ismi değil mi ya? Ama o K'li yazılan. Aklım bir an şeye gitti. DC'deki Starfire'a gitti. Paras'la başlıyor. Biz neyle başlayacağız? Brandon'la başlamak iyi bir şey değil. Noivern'e, küçük Noivern'e gidebilirim. Niye aslında küçük Noivern diyorum? Adını unuttum çünkü. Manson, evet. Manson'a gidebiliriz. Ve düşününce Manson... Gerçi Brandon'ın seviyeye ihtiyacı var. Ama Brandon hiçbir şey yapamaz. Ya Manson'a da PT'ye gidelim. Manson'a gidelim. Manson'a gidelim. Bu arada PT Flamethrower öğrenene kadar Arcanine yapmayacağım. Zaten ateş taşımda yok da. Paralyze etmesi kötü oldu. Z gücümüzü kullanıp Gust'ı gösterebiliriz. Supersonic Sky Strike. Adı çok havalıymış. Adı çok havalıymış. Manson'a da yapalım şunu. Scratch. Hadi ama Scratch mi? Yap şu Z hareketini. Yeni Z hareketimizi gösterelim. Step aynı zamanda flying türü. O yüzden iyi vurmasını bekliyorum Supersonic Sky Strike'ın. Supersonic Sky Strike. Şeye benzedi. Deadpool'da Supersonic Warhead ne vardı? Negasonic miydi yoksa? Negasonic olabilir büyük ihtimalle. Negasonic Warhead diye... O kadın karakterden, kız karakterden bahsediyorum. Manson 20. seviyeye yükseldi. Spinarak. Bir Gust'a daha gidebilirim büyük ihtimalle. Hani kadar Paralyze olsam da bir Gust'a daha gidebiliriz. Absorb yapıyor. 4 kere resist ediyorum. Gust. Süper efektif. Infestation. Evet, kaçamayacağız. Zaten kaçmamıza gerek yok. Bir Gust daha haklayacak. Ve büyük Manson yine tozlandı. Pokemon'larım kaybetse de. Bir eğitmen bundan büyüdüğü sürece sıkıntı yok bu konuda. Önemli olan yenilgilerimizi galibiyetlere çevirmektir diyor Cory. Cory'den özlü sözler. İyi çıkardı bu sefer. Manson bugün iyi iş çıkardı. Manson'dan azıcık spot ışığını alabiliriz. Çünkü bugün yapması gerekeni yaptı. Yeni Pokemon yakalamamıza yardımcı oldu. Cory'yi kendi başına yendi. Dexter sen de uyumayı kes artık. Senle Ho, ilişkinizi nasıl tanımlarsın? Ho,
Ho cidden rekabet ettiğim biri değil, cidden arkadaşım o. Beraber çok şey paylaşıyorsunuz. O yüzden her şey hakkında konuşabilirsiniz. Sonsuza kadar arkadaş kalacağınızı düşünüyorum. Taros'a geçemiyoruz buradan. Pokemon merkezine gidelim. Bu savaşı yaptım mı? Yapmamışım. Burada bir double battle var. İkili savaş var. Brandon'la kim başlayacak? Brandon'la Arthur başlayacak sanırım. Lauren ve Justin. Wulabayla Brandon için berbat bir gün. Brandon için berbat bir gün. Brandon'ı kesinlikle değiştireceğiz. Arthur'un gelmesi iyi oldu. Brandon'ı kime değiştirebiliriz? PT'ye değiştirip Intimidate alabilirim. Evet. En iyisi PT'ye değiştirmek olacaktır büyük ihtimalle. Arthur da Disarming Voice'a gitsin. Ice Wind'e gitsin. Ice Wind de iki tarafı vuruyor ve Ice Wind ikisine de süper efekti vuruyor. O yüzden Ice Wind'e gitsin. Intimidate'le atan düşürecek PT Bulabay'la Rockplant'ın. Ice Wind Bulabay kaçıyor. Ama Rufflet. Bye bye Rufflet. Brandon 17. seviyeye yükseldi. Stomp'u öğrenmek istiyor. Mud Slap yerine Mud Slap 20 vuran bir hareket. Rotolator. Mudslap'e gerek yok. Bulldoze varken Mudslap'e gerek yok. Stomp'u öğrensin. Böylece flying türleri en azından nötr vuracak bir hareketimiz olur. Plak yapıyor Bulabay. Arthur bundan hiç etkilenmedi. Çünkü o bizim güzel kızımız Arthur. Flame Wheel yapabiliriz Bulabay'a karşı. Senle de bir Ice Wind'e daha gidelim. Arthur'la da bir Ice Wind'e daha gidelim. Çağ 23. seviye yükseldi. Birazcık seviyelerim fazla mı olmaya başladı gerçi? Experience Share'i kapatabilirim bu gidişle. Çünkü birazcık fazla arttığımızı düşünüyorum. Pokemon merkezine bir kere uğrayalım. Bir sonraki önemli savaşta, Rival Savaşı'nda veya İşte Team Skull'a karşı olan savaşta veya Gym Savaşı'nda, Gym yok gerçi bu oyunda. Bakacağım seviyelere, ona göre belki eksi bir şehri kapatmam gerekebilir çünkü çok arttığımızı düşünmeye başladım seviye olarak. Hey, hey, biliyor muydun? Suyun içindeki çiçeklerle ilgili büyük bir sır var. Dinliyorum. Eğer bu çiçeklerin sırrını merak ediyorsan sabah geri gel. Yani benim için akşam geri gel oluyor çünkü Ultramon'un olayı o. Sen oyunu sabah oynuyorken oyunda gece. Totem, yani o yüzden aslında Ultrasan daha iyi. Totem Pokemon'u. Çok korkunç saldırıları var. Evet, öyle. Belki bu süper potion'u kullanmak istersin. Beleş itemden iyisi. Beleş Pokemon'dur ama beleş item de kabul edebilirim. Protopower'ları kullanabilirsin Totem Pokemon'lara karşı diyor. Burada bir profesör var. Özür dilerim. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bana zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Korsola adı verilen bir Pokemon'u araştırıyorum ama balık tutmada aşırı berbatım. O yüzden hiç ilerleyemiyorum bile. Bana yarı zamanınızı ayırabilir misiniz lütfen ve benim için bir Corsola yakalayabilir misiniz? Eğer bir tane yakalayabilirseniz lütfen bana Pokédex datasını gösterin. Böylece benim de yakalamak için gerekli bilgiye sahip olurum. Size ödeyecek param da var. O yüzden lütfen. Evet, bir Pokemon arama işi daha. Bu arada profesör sizi çok güzel yaptığını düşünüyorum. Brooklyn Hill su türü Pokemonlarla doludur. O yüzden Grass türü Pokemonları kullanmak fena bir fikir olmaz. Brooklyn'de başın belaya girerse diye bir nöbetim var. Eğer istersen onu senin Lillipup'ına takas edebilirim. Hayır, benim de bir nöbetim var. Ha? Ne? Takas etmek istemiyor musun? O zaman istersen bana haber ver. Pokemon Center kafasına hoş geldin. Alın da saat 12. Tam ciddi misin? Gerçekten 12 çünkü. Tabu Kokoa. Ciddi misin? Tabu Kokoa diye bir şey mi var? Alacağım. Sırf adından dolayı. Tabu Kokoa. Senin için bir Tabu Kokoa.
Brooklytail'deki testlerine giden tüm havalı çocuklar Tapu Koko'ya açar. Su türü Pokemon'lara, çimen türü Pokemon'lara ve su türü Pokemon'lara karşı çimen türü ataklarla ve elektro ataklarla daha sert durabilirsin. O yüzden söyle dostum, Mantine Surf'a hakkında ne düşünüyorsun? Bazıları onun çok eğlenceli olduğunu düşünüyor. Bazıları ise onu bir savaş kadar ciddiye alıyor. Yine de büyük dalgalara karşı savaşmak. Sadece başka bir Pokemon'la yapabildiğin hareketlerle beraber. Bu cidden benim nefesimi alıyor. Sadece günde bir tane ısındırsın ama bizim için bizden bir çay bisküvi alabilirsin. Shawlur City geldi Kalos bölgesindeki bu bisküvi. Shawlur Sable. Kalos'u özledim. Gerçekten Kalos'u özledim. Benim 6. jenerasyona karşı bir şeyim var. Ve Pokemon'larıma da Pokebeans veriyor, güzel. 6. jenerasyona karşı bir zayıf bölgem var hani. En sevdiğim jenerasyon. O yüzden Alola'da bile Kanto'nun bahsi geçtiği Kanto'nun değil, Kalos'un bahsi geçtiği zaman Kalos'u özlüyorum. Şimdi bir dakika. Sutur Pokemon'lar kullanıldığını biliyoruz. Sutur'un Super Effect'i vuran hiçbir şeyim yok. Sırf şu an Sutur'un Super Effect'i vurmak için Serene takımı alabilirim gibi düşünüyorum. Ops, bu şey. 5. seviye, 10. seviye, 14. seviye, 11, 11, 14. Serena şuraya gitti o zaman. Mantis, Serena değil, henüz değil. Mantis takımı alabiliriz. Şimdi Brandon Super Effective yiyecek. O yüzden Rowlet'i Super Effective yiyecek ama hangisini tutmak istiyorum? Şimdi Mantis alalım. En azından Super Effective vuracak bir şeyimiz olsun. Brandon mı? PT mi? PT'nin Flamethrower öğrenmesi lazım en kısa zamanda. O yüzden PT'yi deneyim alsın diye takımda tutacağım. Mantis'i de başa koyalım ve Mantis'e de bir şey vermem, bir item verelim. Çünkü Mantis'in şeyi artıran bir item olması lazım. Evet, yokmuş. Ne verebilirim ben sana? Berry verebilirim. Öğrendiğin güzel bir saldırı var mı? False Swipe. Gerek yok bunlara. Chesto, Pecha, Lepa, Bursum, Agua, Cherry. Cherry Paralyze'ın iyileşmeni sağlıyor. Agua Confusion'ı geçiriyor. Oran verebilirim belki canım 10 şey gitsin, 10 şey ilerlesin diye. Bunun dışında vereceğim fazla bir şey. Su tabi benim hani vermem hiçbir anlam ifade etmez büyük ihtimalle. Bir şey de evet, oran biri verelim. Mantis'e oran biri verelim, belki savaş sırasında canı azalınca. Bir kerelik en azından. Bir kerelik leftovers gibi olur. Merhaba, ben Lena. Brooklytail'ın kaptanıyım. Sen, testi yapan kişi. Benim testime de katılacak mısın? Kesinlikle. Test başlıyor, direkt başlıyor hem de. Katılacak mısın? Katılacağım, o zaman direkt başlayayım. O zaman testimi sana açıklamama izin ver. Bu testin amacı, Brooklytail'deki Pokemon'ları aşağıdaki akıntılara doğru çobanlık etmen. Aşağıdaki akıntılara doğru çobanlık etmen. Totem Pokemon'unu çekmek için. Eğer birazcık daha açıklayıcı olursam, Wishiwashi'ler var ve senden o Wishiwashi'leri aşağıdaki akıntılara götürmeni istiyorum. Ama tabii ki de bu denizde, bu akıntıya karşı senin kendi başına yüzmene izin veremem. Öyle bir şey yok. O yüzden sana güzel bir hediyem var. Lapras veriyor. Eğer orada Lapras'ın üzerine tırmanırsan, suların üzerinde hareket edebilirsin. Şimdi, bana Pokemon'ları aşağıdaki akıntılara doğru sürmemde yardımcı ol lütfen. O yüzden hazırsan, beni buradan takip et, lütfen. Lütfen. Lena'yı çok kibar biri yapacağız. İşi başları Lapras'la beraber takip etmek. Oo, çok basit diyor. Kesin, Dexter bunu dedi ya, kesin büyük bir şey olacak.
Hani Dexter dediği için kesin Pokemon falan kaybedeceğiz. Oh, gel misin? Ha, üzgünüm, adın neydi? Aa, evet, tabii ki de Kaptan. Ne kadar güzel bir isim. Sadece çok güzel. Teşekkürler. Şimdi o zaman. Buradaki iki tane köpürtü değil de splash. Splash'ın Türkçesi de splash'tir büyük ihtimalle. Su fışkırmasını bunlardan bahsediyor işte. Bunlardan en az birinin vişvaşı olabileceğini düşünüyorum. Gerçi aslında ikisi de olabilir. Sen de bana katılmıyor musun? Lütfen onları Lapras'ın yardımıyla lütfen aşağıya doğru sürebilir misin? Aşağı kıntılara doğru lütfen. Tamam, bunu yapmak kolay olacak. Lapras'ı çağıralım. Lapras hızını biliyor. Güzel. Vişivaşi'nin birini bulduk. Level'ı kaç acaba? 17. Tamam, Mantis baş edebilir. Hangisi? Leaf Edge mi daha fazla vuruyor? Razor Leaf mi daha fazla vuruyor? 40. 55. İkisi de fizikal mi? İkisi de fizikal. Razor Leaf'e gidelim o zaman. Tek atmaya yetmiyor. Leaf Edge'i de tamamlayabiliriz. Leaf Edge'in de animasyonunu görelim. Brine. Risk ediyoruz, fazla sorun değil. Leaf Edge'e gidelim. Evet, ilk Vişivaşi'yi aşağıya doğru, aşağıya akıntıya doğru kaçırıyoruz. Tamam. Orada bir Poketop var bu arada. Ne kadar güzel bir sürpriz. Gerçekten iyi bir etmensin kaptan. Lütfen devam et Vişivaşi'leri akıntıya sürmeye, lütfen. Şurada bir Poketop'u gördüm, onu almak istiyorum. Bir dakika, oradan inemiyor muyum? Niye? Tam burada inebiliyormuşum güzel. Dexter, burada Pokemon'ları karşı çobanlık yapıyorum. O yüzden uyuyamazsın. Buradan diğer akıntıya gideceğiz büyük ihtimalle. Hayır, Rotolotun'un da zamanı değil şimdi. Azıcık bakınmak istiyorum. Çünkü buralarda gizli şeyler olabilir. Burada biri var. Testi yapan birisin, öyle değil mi? Partnerine inanmalısın o zaman. O yüzden bekliyor olacağım. Evet, testini bitirmeni bekliyor olacağım. Ve yağmur bir kere daha düşecek. Çok kriptik konuştu. Bir eğitmen. Balık tutmak bir yoldur. Birinin bir Pokemon'lara karşı olan özgün, bireysel savaşıdır. Alolu'da herkes edebiyat yapıyor. Adamların balıkçısı bile edebiyatçı. Poliwag. Level'ı kaç? Şimdi Vişivaşi'ler 17. seviyeydi. Poliwag 16. seviye. Birazcık fazla level atlamışım gibime geliyor. Çünkü Mantis'in şu anki seviyesi gayet normal. Razor Leaf yine tek atmaya yetmedi. Leaf Beach'e gidelim. Su tabancası Bubble'dan fazla vuracaktır büyük ihtimalle. Ve Oran Berry işe yaradı. Cidden. Canımızı 25'e yükseltecek. Ama 39 canı olan bir Pokemon'da Oran Berry kullanmak gayet mantıklı aslında. Mantis'e birazcık bakım yapabiliriz. O çünkü tatlı bir kız, güzel bir kız. Mantis'in birazcık bakıma ihtiyacı var. Kendi başına bir eğitmeni verdi. Takımımıza ıslanmış. Evet, su Pokemon'la bir dakika, bunun olmuyor mu? Niye? O bence onun olması lazım. Bunun oluyor büyük ihtimalle. Saçını kurutmak yerine büyük ihtimalle havluyla sileriz diye düşünmüştüm ama olsun. Orada bir eğitmen daha var, onunla da savaşalım. İlk special atak bulduk. Pokemonlarımı çantamın içine koydum. Böylece hareket ettiğim onlar da zıplıyor. O yüzden orada olduklarına emin olabiliyorum. Mikiko.
Fletching. Uuu işte tamam. Burada Mantis'i değiştirmemiz lazım. Büyük ihtimalle de Arthur'a gitmemiz lazım ama 16. seviyeler. PT'ye gidip Intimidate yapabilirim ama ardından Bite'e gitmem gerekecek. PT'ye gidelim. PT'nin birazcık daha seviye atlamasını istiyorum hızlı bir şekilde. Expansion'ı da kapatacağım bu savaştan sonra. Oyunu çok kolaylaştırdı. Quick Attack. Bite. İki vuruş da öldürmüyor. Belki kritik vurabiliriz. Hadi PT yap şunu. Vur şu kritiğini. Sen kritiklerin adamısın. Level atlama yok. Wow! Galiba bir yenilgi beni ziyaret etti. Başka bir şey kalmadıysa öbür Wishwash'a gidebiliriz. Hayır, Rotoloto'yu şimdi yapmayacağım Dexter. Şu Rotoloto olayına gıcık atmaya başladım. Sürekli Rotoloto oluyor. Cidden hani. Bonding iyiydi. All Power'lar iyiydi. Oo, bir Dewpider. Bunu yakalamak istiyorum. Dewpider'ı yakalamak istiyorum ve Dewpider bana nedense PewDiePie'yi anımsattı. Hani adı sadece. Dewpider, PewDiePie. Böcek türü. Mantis sadece grass türü, evet. Böcek türü Mantis'ine gidebiliriz büyük ihtimalle. Mantis'ine gidelim. Dewpider'ı yakalamak için. Ve bir gust yapalım. Bug Bite'e gidiyor. Gust'a gidelim. Bakalım ne kadar vuracak. İki vuruşta infestation yaptık, kaçamayacağız artık. İki vuruşta da öldüremeyeceğiz. Bir kere daha gasta gidip sonraki tur poke topunu kullanabiliriz. Bu arada ben de o arada size günün sorusunu sorayım. Spiderweb'e gidiyor. Bak, ne? Saldırı değil büyük ihtimalle status hareketi. Kaçmışsın. Infestation'ı engellemiştin. Bugünün sorusu hashtag soruyorum etiketiyle Emir Hiç Yılmaz'ın sorusu. Kanalda sadece bir seri olmak zorunda olsa bunun ne olmasını isterdin? Çok güzel bir soru. Ne olmasını isterdim? Trial sırasında Pokemon'ları yakalamıyoruz. Testler sırasında Pokemon'ları yakalayamıyoruz. O zaman öldürelim seni. Büyük ihtimalle kompetitif Pokemon liglerinden biri olmasını isterdim. Hani TDL olabilir, Pokemon Origins League olabilir. Yani biri olacaksa onun olmasını isterdim. Sadece bir tane seri olacaksa. Bunun dışında belki şey de olabilir. Şampiyonluk yolu. Çünkü şampiyonluk yolunu hani o kadar özlemişim ki şu sıralar, anlatamam. Şampiyonluk yolu çekmek için zaman kolluyorum. Bu sorunun aynısını size ben de soruyorum. Yorum kısmında bir tane yorum olarak sormuşumdur bu videoyu attığım zaman. Oraya onu yorumun altına cevaplayabilirsiniz. Her zamanki gibi sizin de sorularınız varsa bölümün altına hashtag soruyorum etiketiyle, hashtag soruyorum etiketini kullanmanız önemli. Sorunuzu sorup videoda görünmesini, videoda cevaplamamı sağlayabilirsiniz. Şimdi buradaki tüm wishwash'lerden kurtulduk. O zaman şöyle yapalım. Aa, orada bir fotoğraf çekme noktası var. Gördüm seni. Bir dakika, nereden yakınlaştırıyorduk? Hayır. Ben yakınlaştırmak istiyorum. İyi de yakınlaştırmayınca bir anlamı yok ki bunun. Onun ne olduğunu bile bilmiyorum şu an. Tam bu kadar yeter. Niye hiçbir şey olmadı? Bir dakika, bir şey olması lazımdı. O kadar fotoğrafını çektim. Hadi ama. Tüm haklarımızı kullanırsak belki bir şey olur. Ne olduğu bile belli olmuyor ki. Pokéfinder'e yakınlaşmam lazım. Hangisini göstermek istiyorsun? Şurada bize bakıyor gibi, bunu gösterdim. Evet.
En iyi Pokemon bu bence. En iyi şey resim bu bence. Daha yakın olabilir mi? Çok küçük görünüyor. Torunlarım bile bundan daha tatlı. Nerede? Brooklyn'de mi? Akşamları bile sıkı çalışıyorsun. Bir sonrakine havalı Pokemon'un fotoğrafını çek. 9, 9, 18 tane beğeni almış. Vay. Versiyon 2'ye güncellendi. Hele şükür. En sonunda zoomlayabiliyormuşuz. Bir dakika, bir daha o zaman zoomlayabiliyorsak bir daha yapacağım. Bir Surskit. Şöyle hadi ops. İlk fotoğraf güzel oldu veya son fotoğraf güzel oldu. Hangisi? İlki mi sonu mu bakalım. Sonuncusu daha güzel. Sonuncusunda belli oluyor. İlkinde galiba sırtı dönük bize. Gerçekten iyi şey. Sence suyu içebilir misin? Tamamen siyah değil. Bulutları görebiliyorum. Beğendim. Nasıl bir kamera kullanıyorsun? 2000'e çıktık. Güzel. Evet, Pokéfinder'ı kapatabiliriz. Burada da işimiz bitti. Şimdi aşağıdaki akıntıya geçelim. Lana da bizi bekliyor orada. Burada da iki tane su sıçrayan yer var. Ne kadar iyi bir sürpriz. Gerçekten iyi bir etmesin yaptın. Wishiwashi'leri aşağıya doğru sürmeye devam et. Dexter uyan. Dexter çok sinirimi bozmaya başladı. Şeydeki şeyden memnunum ben. XY'deki PSS sisteminden memnundum. Dewpie'da. Mantis'in şimdi... Mantis evet, level olarak da az, o yüzden... Mantis'ine gidelim. Z hareketimizi kullanalım çünkü bir tane Gastly öldürmüyor. Beam. Rezist ediyoruz. Ve yardım çağırdı. Potion kullanmam lazım. Hatta süper potion kullanmam lazım büyük ihtimalle. Gerçi normal potion da kullanabilirdin. Mersin canı o kadar da fazla değil zaten. Bubble Beam'e gidiyor ikisi. İkisi de Bubble Beam'e mi gidecek? Bubble Beam beklediğimden fazla vuruyor ve hızımı düşürdü. Rain Dance. Evet, şimdi Z hareketiyle birine vurmamız lazım kesinlikle. Supersonic Sky Strike. İlk Dupaylara vuracağım. Supersonic Sky Strike. Supersonic Sky Strike. Supersonic Sky Strike. Animasyon cidden çok hoş. En azından belli oluyor neyin ne olduğu. Bazı Z hareketin animasyonunda hiçbir şey belli olmuyor. Mantis 17. seviyeye yükseldi. Bubble'a gidiyor. Yağmur da yağdığı için şu an daha fazla vuracak. Manson. Yarı efsanevisin. Daha güçlü olman lazım. Manson, Noivern'ın yarı efsanevi. Noivern'ın yarı efsanevi olduğunu düşünüyorum. Genelde ejder... Bir kere daha hızını düştü. Tamam. Çay gidelim. Ça ça ça. Çaya gidelim. Baba da gidiyor Dupay'dan. Biz Rus'a tıklamak istememiştim. Yaralı'ya gideceğiz. It's a crit. PT 20. seviye yükseldi. Wow. Ben Manson'u temizleyeceğiz sanmıştım. Ama bu sefer çayı temizleyeceğiz anlaşılan.
Bu arada bölümü burada bitireceğim çünkü 35 dakika oldu videoların en uzun süresi. 35 dakika olmalı diye düşünüyorum zaten. Burada bitirelim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki parta bölmek istemezdim test ama öyle yapacağız büyük ihtimalle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hashtag soruyorum etiketiyle de bir sonraki bölümlerde cevaplanması için sorunuzu videonun altına yazabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya linklerim açıklama kısmında var. İyi gün geçirin. Ama ne yaparsanız yapın, fantastik yapın.